Merhaba, selamünaleyküm. Benim adım Aynı Saygı Muhammed. Ben Doğu Türkistan'ın Bostmor ilçesinden. Benim aldığım bilgiye de göre ailemden herkes hapse atılmış. Bu çok akan toplamdan kadar bir sene kalmış. Sonra buradan çıktıktan sonra bir hafta yaşamış, yani ölmüş. Bu ikinci abim. Şu benim büyük abim diyor. Toplama kampına alındıktan bir sene sonra bırakmışlar, bir hafta sonra şehit düşmüşler. Bu ikinci akam bir mescidin imamıydı. Kur'an ügesi imamla kaldım diye. Ben böyle okumamıştım, bunun 20 yıl açıldı. Hazırlık çıkmazsa, meyen çıkamazsa olmamı söyledim. Bunun ayağını, sen yol dışında balı terbiyelisin, tabak edişip, bunun yardımlaştığım da 11 yıl kürmüyü salaktı. Bunun 46 kızı vardı, onun 46 kızını 8 yıl kürmüyü salaktı. İkinci abim kendisi bir caminin imamıydı. Ben buraya Türkiye'ye gelmeden önce 7 senelik sadece Kur'an öğrettiği için çocuklara 7 senelik hapis cezasına çarptırılmıştı. Bugün bu kendisinden hapishaneden aldığımız bilgiye göre beni buradan bir daha çıkartmazlar şeklinde bilgi verdiler. Hanımı da çünkü çocuklarına Kur'an kursu açtığı için, hanımı da o çocuklara yemek verdiği için sen buna yardım etmişsin diye 11 senelik hapis cezasına çarpmışlar. Ve tek bir tane çocuğu olan kızını da 8 senelik hapse çarptırmışlar. Yani bir aile Çin Komünist Parti tarafından tamamen berbat edilmiş, yok edilmiş durumda. Bu çok akımın oğlu, bir oğlu vardı. Onu Kur'an ögenden de akım yapıp kendinden 15 yıllık görmüş olabildi. Az önce bahsetmişti arkadaşlar, şu sol taraftaki, size göre sol taraf, size göre sağ tarafımızdaki büyük abisinin oğlu. Büyük abisinin oğlu, az önce dedik onun babası, yani kardeşimizin büyük abisi bir sene toplama kampına kaldıktan sonra geri bırakıp 7 gün sonra şehit düşmüştü. Ondan sonra oğlanta geri kalan oğlumuza da 17 senelik hapse çarpmışlar. Evet, bu hocamızın, ablamızın, kardeşimizin şu anki ailesiyle ilgili ettiği şahitlik, görüyorsunuz arkadaşlar, sadece Kur'an öğrettiği için insanlar da şimdi diyordu ya, burası toplama kampı değil, burası eğitim merkezi diye. Gencecik insanlar bir sene meslek okulu dendiği yerde bir sene sonra insanlar hayatını kaybedebiliyorlar. İşte alın görün Çin'in toplama kampı. Ey Vahiy, sen 25 Şubat'ta bizim Türkiye'ye gelecekmişsin. Eğer gerçekten kendini vatan, devlet olarak iddia ediyorsanız, bir devletin dişler bakanı olarak iddia ediyorsan, o zaman gel burada bu hakikatlere cevap ver. Ondan sonra masaya otur ki sözün geçerli olsun. Samimiyetini Türkiye'ye ispatla. Bizi, hele hele Doğu Türkistanlıları samimiyetini hiç ispatlayamazsın. En azından bizim Dışişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya diyebileceğim bir laf. Bir kelime edebilme kabiliyeti ve edebilme
şeyin sıfatın olabilmesi için öncelikle buradaki hakikatlere cevap ver bakalım. İnsanı kendi toplama kampında öldürüyorsun, ondan sonra tek kalan çocuğunu da 17 senelik hapse çarptırıyorsun. Kur'an okudu diye 17 senelik hapse çarptırıyorsun ve Kur'an okudu okuttuğu için çocuklara gerektiği yemeklerini verdiği için hocana bu konuda yardım ettim diye hanımını 11 senelik hapse çarptırıyorsun. Tek kalan bir tane çocuğu da 17 senelik attıracaksın. Ve bu senin adaletin. Senin adaletin zaten yok da size sadece en temel soruları soruyorum. Verin bunun cevabını, illa vereceksin. Bir gün biz burada için hesap verecek diye duruyoruz. Bunun hesabını en geç vereceksiniz. Ama Türkiye'ye ayak basmadan önce 88 gündür, 89 gündür, bugün 89. günümüz, burada bekleyenlerin önce sorularına, en azından sorularına cevap ver. Ondan sonra git bizim Sayın Dışişleri Bakanımız, Sayın Süleyman Soylu'ya masaya oturma yüzün olsun. Ben de çalışıyorum da yüzün olsun.